Abi, Aylin mektubu okuduysa Aytekin abi damlamak üzeredir. Buraya kadarmış. Dur oğlum, bir panik yapma. Bahtiyar gelsin, anlarız. Abi biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız ya? Nedir bu dingozdan çektiğimiz ya? Aylin okumuş mu mektubu lan? Yok, okumamış ama... Oh, kurtulduk. Nerede mektup? İmha ettin mi? Benden önce tahir etmiş. Ne demek tahir etmiş lan? Yani mektubu değiştirmiş çocuk. Kendisi mektup yazmış, koymuş oraya. Tahir mi? Evet, Tahir. Ne yazmış? Şey yazmış. Ben seni hiç sevmiyorum. Ben Tahir'in annesini seviyorum. Demiş benim ağzımdan. Benim dediğim yani Rıfat Çakar'ın ağzından. Oğlum hasta etme adam. Tahir, senin yazdığın mektubu okumuş mu? Orasını ben de tam çözemedim abi. Gittim baktım odasına, mektup parça pinçik çöpte. Oğlum sorsaydın ya Tahir'e okudun mu diye. Sordum ama cevap vermiyor ki. Nasıl cevap vermedi lan? Susarak. Abi, çocuk nasıl cevap versin? Konuşamıyor ki. Konuşur. Konuşacak. Konuşturacağız. Abi hiç kusura bakma, ben bu işte yokum. Ben çocuğa şiddete karşıyım. Kes lan! Kafamı karıştırma. Ne yapacaksınız abi? Zorla mı konuşturacaksınız çocuğu? Zorla değil. Çocuğa zor kullanmaya ben de karşıyım. Çakal mafya mıyız biz? Güzellikle konuşturacağız. Güzellikle mi? Sen hemen en yakın oyuncakçıya gidip bütün oyuncaklardan birer tane alıp geliyorsun. Ne? Oyuncakçıya mı? Acele et lan, yürü. Sen de Tahir'i getir. Ne olacak getirince? Güzellikle konuşturacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hepsinden istiyorum. Hepsinden? Hepsinden bir tane. Aa, ayı. Şu iki ayıyı alabilir miyim? Love yazan. Bir tane hediye paketi olsun. Nerede kaldın lan? Geldim işte. Aldım oyuncakları. Aldım. Tahir nerede? İçeride Bahtiyar'la beraber. Tahir'cim. Bak şimdi Memdu abin, Anıl abin sana çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Vallahi bana da söylemediler ne olduğunu. Ah, geldiler işte bak. Tahir'cim. Bu poşetler ağzına kadar oyuncak dolu. Hepsi senin. Bu ne lan? Öküz. Bunu mu aldın Tahir? Abi sen her oyuncaktan bir tane al demedin mi? Tamam dedim de sen de biraz inisiyatif kullan. Bu çocuk erkek. Ne iş olur lan oyuncak bebekle? Abi burada her cins oyuncak var ya. Oha. Tahir'cim. Buradaki bütün oyuncaklar senin. Ama bir şartla. Soracağım soruya doğru cevap vereceksin, tamam mı? Mektubu okudun mu? Anam, yaklaşma lan. Buradaki bütün oyuncaklar Tahir'in zaten. Ne şartı? Hem sen hangi mektuptan söz ediyorsun? Ne demek hangi mektuptan söz ediyorsun abi ya? Rıfat babanın Aylin Hanım'a yazdığı mektup işte. Tahir. Sen anladın mı Anıl abinin dediğinden? Abi biz seninle ne konuşmuştuk? Anıl, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Anlamadım. Şimdi çık lütfen.
sonra anlarsın. Araya karışmış. Sen de babası. Tahir'le özel bir şey konuşacağız. Çık kim? Evet. Tahir'ciğim, sana bir sırrımı söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Kimseye söylemek yok, tamam mı? Senden önce ben değiştirdim o mektubu. Aylin Hanım'dan nefret ettiğimi yazmıştım. Tahir'ciğim, acaba sen benim yazdığımı mı yoksa babanın yazdığını mı okudun? Aylin Hanım senin mektubundan önce benim mektubumu okursa beni kovar. İşten atar ya. Onun için soruyorum. Hı? Benim yazdığım mektubumu okudun. Babanın yazdığı mektubu okudun o zaman. Bir aşk mektupları eksikti. İkisini de okumadın mı? Aferin sana. Hadi bakalım. Sen bunu götür. Diğer oyuncaklarını Anıl abin odana taşır. Hadi. Okumuş mu? Merak etmeyin. İkisini de okumamış. İkisi derken sen kaç tane mektup yazdın lan? Diğerini ben yazdım. Sen mi yazdın? Çocuğa öyle dedim yani. Ben de senin gibi bir mektup yazıp Aylin Hanım'ın odasına bıraktım. Okuduysa beni kovar dedim. Ay canım, merhametli çocuk da bir acımıştır sana. Asıl sana acıdı lan. Mektubu yazan ben miyim? Ya abi, madem yalanla oluyordu bu iş, niye bana bir ton oyuncak aldırdın? O atmosfer içinde. Atmosfersiz olmaz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.